Past mavi şinitf mutfağa hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım bugün sizlere öyle bir tatlı tarifi sunuyorum ki inanın ki çok mutluyum. Hatta hemen bugün yapıp bana yorum olarak yazın. 10 numara bomba diyorum. Gösterip hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak kalıbımızı yağlayarak başlayalım. Kalıbı ben her zaman margarinle yağlıyorum. Biliyorum margarin çok kullanmıyoruz ama kalıbı yağlamakta en iyi sonucu margarinde alıyorum. Tereyağı da olur sıvı yağ tavsiye etmiyorum. Kalıbımızı yağlayıp buzdolabına alalım. Bir borcam da kullanabilirsiniz tabii ki kalıp olarak veya bir fırın tepsisi. Karıştırma kasemize 3 tane yumurta, 1 paket vanilya şekeri, mikser de kullanmayacağız bu tarifimizde. 4 yemek kaşığı süt. Ee, en önemli ayrıntı sevgili arkadaşlarım kullandığınız kaşık aynı kaşık olsun. Yani böyle değiştirmeyin arada ki ölçümüzde bir farklılık olmasın. 4 yemek kaşığı sıvı yağ. Çok fix fix bir ölçüsü var. Ee, çok modife ettiğim bir tarif bu benim. Ben bunun bir farklı versiyonunu daha önce vermiştim. O da yine rekor derecede denenmişti. Ama ben orada birkaç eksik fark etmiştim. Bugün tarifimi geliştirerek artık muazzam bir şekle getirip sunmaktan mutluyum. 4 yemek kaşığı irmik. Türkiye'deki arkadaşlarım normal irmik. Almanya'daki arkadaşlarım hardweizen ve weisweizen var. Weisweizen'ı tavsiye ederim. 4 yemek kaşığı un. Bunları hep gösteriyorum ki size unun ve irmiğin nasıl bir tepeleme olduğunu görmeniz için. Unu da gördüğünüz gibi alıyorum tepeli bir şekilde ekliyorum. 4 yemek kaşığı toz şeker. Onu da aynen e, görme yani ben tarif verirken bunu bir kaseye de doldurup dökebilirdim. Ama ben istiyorum ki siz görün ne kadar alıp dökmüşüm. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu. Ee, şöyle dolu diyebiliriz Ben eklerken bir kısmı azdı Onu sonra ilave ettim Bir tatlı kaşığı kabartma tozu Ve portakal kabuğu rendeledim İsteğe bağlıdır portakal veya limon Rendeleyebilirsiniz ee, Yok hiçbir şey rendelemiyorum diyorsanız Öyle de olur Ama portakal çok yakışıyor Şimdi sevgili arkadaşlarım Bütün malzemeleri bir tel çırpacakla Güzelce çırpalım ee, Hiç mikser kullanmayacağız Ama çırparken tabii ki benim kolum yoruldu. Şöyle iki, bir buçuk dakika, bir dakika çırpmanız gerekiyor. Baktınız ki benim gibi yorulursanız tel çırpacağı farklı bir tutuşla tutun. Ben şimdi size onu göstereceğim. Önce klasik tutuyoruz. Daha sonra şöyle avucumun içine alarak tutuyorum. O zaman daha gücünüzü verebilirsiniz. Hani biz pastacılıkta onunla yumurta akını köpürtüyoruz. Bakın bu şekilde tutuyorum. Daha çok güçlü olur ve kasenizi de, Aynı eksende çevirirseniz e, muazzam bir harcınız olacaktır. Pürüzsüz, hafif de böyle köpüren bir kıvama getirdik. Şu an harcımız hazır. Mikser kullanmadık, bir dakikada hazırdı. Yağlayıp buzdolabına aldığım kalıbın içerisine hazırladığımız harcı komple döküyoruz. Kıvamını da detaylı bir şekilde görmenizi tavsiye ederim. Oldukça akışkan bir kıvamı var. Çok akışkan olduğu için tepsiye zaten kendi otomatikman yerleşiyor. Sadece tepsimizi harcı döktükten sonra şöyle bir sağa sola ittirirseniz eşit olarak her tarafına yayılmış olur. Şimdi sevgili arkadaşlarım bakın tepsinin tabanını zar zor kapattı. Yani görüyorsunuz kenardan e, tatlımızı 170 derece fırına yaklaşık 25-30 dakika pişmeye gönderdik. Tatlımız pişerken şerbetimizi hazırlayalım buçuk su bardağı süt, yarım su bardağı şeker bu kadar yeterli çok fazla tatlı olursa bir e, ikramınız lezzetini basarsınız yarım su bardağı şeker bu tarz tatlılara yeterli oluyor. Ocağı alalım sadece ısıtalım yani şeker erisin yeter siz onu karıştırırken zaten fark edersiniz şekerin eridiğini eriyince hiç kaynatmadan kenara alabiliriz. Bu aşamada bir su bardağı yani bir paket kremamızı ilave edelim. Bu kadar denk düştü. Yani 200 milimlik paketler var ya bir su bardağına aşağı yukarı denk düşüyor. Kremamızı ekleyip güzelce karıştıralım. Muazzam nefis şerbetimiz hazır. Bu arada tatlımız da fırında pişmişti. Bende 25 dakika tam denk düştü. Güzel kabardı, kızardı. Fırından çıkarıyorum. Şöyle bir e, ilk sıcağının gitmesini bekleyin. Yani şu anda çok kaynar. Elinizi değemezsiniz. Bir bekleyin 5 dakika. İlk kaynarı gitsin. Elinizle değdiğinizde eliniz yanmasın. Ama böyle sıcak olsun. Yanıyor gibi olsun ama yanmasın. Bu yaklaşık bir 5 dakika sonra bu kıvama geliyor. İlk kepçeyle döküyorum. Daha sonra komple şerbeti döküp hızlı çekimle nasıl çektiğini... Bu izleyin sevgili arkadaşlarım. Yani hiç şerbetini çekmedi, kaldı, e, hiç öyle problem yok. Bir buçuk dakikada bütün şerbeti sünger gibi çekip e, puf puf da nasıl kabardığını görüyorsunuz. Ben zaten bu şerbeti çekerken izlemeye bayılıyorum. E, bu tarifinizin nasıl güzel, dengeli bir şekilde tuttuğunu gösterir, e, aynı zamanda da çok çok lezzetli e, olduğunun bir kanıtıdır diyeyim size. Şöyle bir gösterdim. Şerbeti döktük, soğumaya bıraktık ve tatlı tamamen soğumuştu. Yaklaşık bir, bir saat geçti. Dilimlere ayırıp e, dekore ediyorum. E, şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlarım. Triliçe seviyorsanız, revani seviyorsanız, iftardan sonra böyle çok tereyağlı, ağır şerbetli tatlı tercih etmiyorsanız ama hafif bir tatlıyla da kapanış yapmak istiyorsanız Türk kahvesinin yanında ee, bu tatlıyı lütfen yapın. Hatta bugün yapanlar lütfen bana yorum olarak yazın. Ben o yorumları okuyunca anlatamam size çok mutlu oluyorum. Diyorum denemişler ve çok övdüm ee, karşılığını alıyorum diye. Dekorasını yaptım Hindistan cevizi ve Antep fıstığıyla ve tatlımız sunum için hazır. Tabi size farklı açılardan gösteriyorum. Bu arada Antep fıstığı sevgili arkadaşlarım geçen bir tatlı yapmıştım biliyorsunuz iki yemek kaşığı kullanmıştım. Artmıştı demiştim size Ramazan'da bunu devam kullanacağız diye. Bu da ikinci tatlıma kullanıyorum hala da var onu da bildireyim. Ve o ilk dilim bilirsiniz çok zordur. İlk dilimi çıkardım. Ee, şöyle bir gösteriyorum size. Çıkarırken görüyorsunuz o. Tam böyle spatula'yı daldırdığımızda bir kenarı bir zedeleniyor. Ama ikinci dilimle e, tam teşekküllü tatlıyı göstermekten mutluyum. E, zaten detaylı görüyorsunuz. Şahane bir şekilde şerbetini çekmiş. Puf puf kabarmış. Yani düşünün triliçe yaparken ne kadar yoruluyoruz. Pandispanyayı kabart kabart kabart. Onu dök bunu dök. Hiç gerek yok. Miksere bile gerek yok. E, detaylı bir şekilde lezzet testine geçiyorum. Çok lezzetli bir tatlı sevgili arkadaşlarım. Yanına bir de Türk kahvesi yapın. Şerbetini nasıl çektiğini görüyorsunuz. Siz böyle dolu dolu sütlü sütlü istiyorsanız iki su bardağı süt ekleyin. Ama benim tavsiyem hiç abartmayın. Bu verdiğim ölçü tam denk düşüyor sevgili arkadaşlarım. E, yerken şöyle göstereyim size bakın. Sütünü görüyorsunuz. Yani komple çekmiş ama böyle sağa sola da akmıyor. E, o eklemiş olduğum kremada ayrı bir lezzet ekledi. Portakal kabuğu, irmik, bilemiyorum ki yani Yüce Rabbimin verdiği nimetlerle az malzemeyle yapılabilecek en güzel tatlı diyorum. Bugün sizlere çok güzel bir az malzemeli ama nefis bir lezzeti olan tatlı tarifi sunmaktan çok mutluyum. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.